bitmeyen salgın yoktur. Bu salgın bitmek evet. üzere ya da bitecek. Bitmeyen salgın evet. yoktur. Fakat bitmeyen ruhsal sorunlar vardır. Bitmeyen kaygı vardır. Hı hı. Bu sıkıntı yaratır. Şimdi şu günlerde hatta devam ediyor. Bu karantina günlerinde iki büyük ödevimiz vardı. Bunlardan birincisi virüsten korunmak. İkincisi kaygıdan korunmak, virgül yaşam kalitemizi düşürmemek. Yaşam kalitesini düşürmemek gerekiyor. Tüm canlılar yarına kalmak ister. Hepsi. Bu arada maalesef virüs de yarına kalmak istiyor. Evet. Tüm canlılar yarına kalmak ister. İnsan da yarına kalmak ister. Ancak insan kaliteli yaşayarak yarına kalmak ister. Bu günleri atlattık. Bir kısmımız gayet rahat atlattık. Efendim kim rahat atlattı derseniz pozitif bilime biraz daha itibar edenler. Pozitif bilimin sesi olan, pozitif bilimin iletisi olan hekimlerimizin sözlerine önem verenler daha rahat atlattılar. Ve aynı zamanda küçükken kendisine yalan söylenmemiş, yalan söylenmemiş kişiler daha rahat atlattılar. Küçükken yalan söylenmiş çocuklar büyüdükleri zaman genelde kuşkuyla bakarlar. Çok yaygındır. Birçok baba sabah çocuğu işe bırakmaz. Bak canım ben gideyim akşam hemen geleceğim sana da bir sakız getireceğim. Gidiş o gidiş. Akşama 8'de gelir elinde de sakız yoktur. Vatandaş böyle kandırılıyoruz'a alışmıştır. Pek çok örnek vardı yaşamında. Maalesef. Şimdi öyle olduğu zaman bir de pozitif bilime çokça önem vermemek. Pozitif olmayan bir şeylere değer verme eğilimi yaygın olduğu için hekimin dediği gölgede kalıyor. Hekimin dediğini gölgede bırakmayanlar daha rahat atlattılar. Yaşam kalitesini bozmayanlar daha rahat atlattılar Barçık Hanım. İlk birkaç gün evde işte kalacağımız zaman işte bayramdır 3 gün 4 gün elbette pijamayla insan dolaşabilir. Fakat evet. sürekli böyle olmamalı. Tabii. Herhangi bir zaman. Şimdi ben kravattayım yani televizyon çıkacağım için taktım. Her zaman kravat takmıyorum. Bir tişört giyiyorum ya da bir gömlek giyiyorum. Yaşam kalitemizden fedakarlık etmemek gerekiyor. Anne baba yaşam kalitesinden fedakarlık etmediği zaman bunun çocuklara yansıyan şekli fazla telaşlanacak bir şey yok. Günlük yaşamımız sürüyor şeklinde olacaktır. Değişiklikler elbette olabilir. İnsan değişiklikleri tolere eden bir varlıktır. Tüm coğrafyalarda yaşayabilen tek canlıdır. Kutupta da yaşıyor. İnanamıyorum Batışak Hanım, Özlem Hanım. Dünyanın en soğuk ülkesi Yakutistan. En son -72 ölçüldü. -72. Hemen uyum sağlıyoruz hocam değil mi? Gerçekten. Yani... Hocam evet. Uyum sağlıyoruz hocam. Evet. Kör oğluna rivayet sormuşlar. Kırat ne yer? Kırat Allah Allah yaz. Kırat ne yer? Valla bir got, bir uruk, bir avuç demiş. Kırat bu. Bursa bir teneke yer. Olmadı yarım teneke yer. Olmadı birazcık yer. Daha olmadı bir avuçla da idare eder. Hocam insanımız da böyledir. Bulursak bir teneke yeriz. Olmadı bir avuçla da idare ederiz. Zamanda da böyle, mekanda da böyle, yeme içmede de böyle. Uyum sağlama gücümüz vardı. Dedim o Yakutistan'da -72 derece. Evet. Hocam Milli Eğitim'in oradan Eğitim Bakanlığı'nın kuralı var. -55 derece olunca aile çocuğunu okula göndermek zorunda değil. -54'te gönderiyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? İnanılır gibi değil. Hocam yürüyerek gidiyor. Hocam yürüyerek gidiyor. Soruyor oradaki spiker röportaj yapan belgeselde. Burada kalmayı düşünüyor musun? Evet diyor. Dedelerim burada yaşadı. Ninelerim ben de burada yaşayacağım. Hocam ötede şehir var. Doğalgazla ısıtılıyor. Modern şehir var. Oraya gitmiyor. Kırsal kesimde kalıyor. Oraya alışmış. Biz de alışabiliriz. Bakın St. Petersburg Nazi işgali altında 900 gün kaldı. 900 bin, milyon civarında insan açlıktan öldü. Pes etmediler, opera her gece sahnesini açtı. Sizin cephenizden nasıl olacak dünya ya da ülkemiz? Yani bu yeni normal lafı doğru mu ya da sizin başka bir tanımınız var mı? Hocam isim ne olursa olsun yani sevmiyorsunuz, siz sevmiyorsanız katılırım size. Hocam yeni bir şeye geçeceğiz. Heraklitos'un ünlü sözü. Bir ırmakta iki defa yıkanamazsınız demiş. Evet. Bir ırmakta iki, bir kere yıkan, oh çok güzel bir daha yıkanayım.
O artık başkadır. İkinci bardak limonata asla birinci bardak limonata kadar lezzet vermez damağımıza. Şimdi bir şeyler geçti dünyanın üstünden. Olumlu olumsuz. Kavgalar oldu, çekişmeler, dayanışmalar oldu, geçti. Fakat dünya artık eskisi gibi olmayacak. İkinci kere bunda yaşayamayız. Balçık Hanım, bu bitecektir. Bitmeyen tabii salgın yoktur. Ancak yarın başka salgın başlar. Hiç şakası yok. Dünyada 3 milyar kişinin tuvaleti ve lavabosu yoksa yeni salgınlar kapıda demektir. Dünya yani apartmanda tavan taban müşterek. Çatıdaki lağımdan da sorumlu. Tavan tavan apartmanımızda müşterek. Ama dünyada da tavan taban doğu batı kuzey güney müşterek olması gerekiyor. Yeni sıkıntılar ortaya çıkabilir. Yeni duruma uyum sağlayacak mıyız? Hocam çok fazla büyük bir sosyal açıdan uyum sağlayacağını da zannetmiyorum. Hmm. Yine otobüsler dolu olacak. Hocam 3 katı otobüs gerekiyor. 2 katı otobüs gerekiyor. Yoksa o kadar metro, yani maddi imkan, mekan yoksa olmayacak. Belki artık arabaya 5 kişi binmeyeceğiz, özel arabanıza. 4 kişi bineceksiniz. 2 öne 2 arkaya. Bunun dışında büyük tedbirler devleti ilgilendiriyor. Çok bir şey değişmeyecek. İlişkilerde çok bir şey değişmeyecek. Belki biraz daha tedbirli, temiz olmayı öğreneceğiz. Pozitif bilimi geliştirmedikçe bir toplum gelişmez efendim.